Nereye gidiyoruz? Sarayı Hümayun'a. Hünkârımız seni getirmemizi emrettiler. İdam edecekler seni, Şehzade İskender. Vakit varken beni dinleyecektin. Siz bekleyin. Gel. Hünkârım. Hakikati öğrendiğimden beri düşünüyorum İskender. Nihayet bir karar verdim. İnandım ve kabul ettim ki bu mevzuda bir günahın yok. Canını bağışladım. Yüce gönlünüzle lütfettiniz hünkârım. Lakin payitahtta daha fazla kalman mümkün değil. İrademdir Zülfikar Paşa. İskender'i Mora Sancak Bey'i tayin ettim. Bir an evvel gidecek, sen de refakat edeceksin. Emr-i ferman yüce padişahımızın. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Bana olan güveninizi asla boşa çıkarmayacağım. Size her daim sadık olacağım. Hünkârım. Senden istediğim tek şey buydu. Sadakat. İskender. Hünkârımız hakkımdaki hükmü verdiler. Canım bağışlandı. Mora'ya Sancak Bey olarak tayin edildim. Gece size payitahttan ayrılacağımı söylemiştim. Lakin siz mani oldunuz. Beni ifşa ettiniz. Ölmemi istediniz. Neden sultanım? Neden yaptınız bunu? Hakikati öğrendiğin halde sakladığın için İskender. Validenle gizli bir niyetiniz olduğunu düşündüm. Ben asla hünkârımıza sadakatsizlik etmedim. Etmem de. Lakin sebep bu değildi, değil mi?
Safiye Sultan'dan intikam almak istediniz. Kardeşinizin intikamını. Hünkârımız canımı alsalardı eğer, ateşmiş olacaktınız. Ben hünkârımız ve hanedanı Ali Osman için yapmam gerekeni yaptım. Zira validene zerre kadar itimadım yok. Karşınızda artık Haz Odabaşı İskender değil, bir şehzade var. Haddinizi bilin. Hanedan dediğiniz benim. Gel. Sen onun parçası. Gel. İskender'i bağışlamışsın diye işittim. Safiye Sultan bayram ediyordur şimdi. Ne pahasına olursa olsun oğlunu tahta çıkarmaya çalışacak. Ve o gün geldiğinde emin ol İskender de hak iddia edecek. Öyle bir şey olmayacak. Nasıl bu kadar emin olabilirsin Ahmet? Ya gittiği sancakta isyan ederse? O artık senin için, evlatlarım için bir tehdit. Gülsem. Ben demiyorum ki canını al. Lakin bu olmaz. Payitahtta kalsın. En azından gözümüzün önünde olur. İskender sandığın kadar masum değil Ahmet. Sana olan sadakat yeminini çoktan bozdu. Belki tahtına, iktidarına değil. Lakin şu dünyadaki en kıymetli varlığına göz koydu. Biliyorum Gülsem. Biliyorum. Hünkârım, emriniz üzere Şehzade İskender'i almaya gittiğimizde evine girdim ve eşyaların arasında bunu buldum. Anlaşılan o ki sultanımıza karşı yanlış hisler besliyormuş gafil. Lakin emin olun, sultanımız günahsız. Haberi dahi yok bu mevzudan. Evlatlarımın başı hakkı için yemin ederim ki benim hiçbir kabahatim yok. Gülsem. Gülsem'im. Kendimden şüphe ederim. Senden asla. İskender'e gelince bana olan ihanetinin, sadakatsizliğinin bedelini ödeyecek.